Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. SETA Dış Politika Paneller serisinin sonuncusunu Etiyopya konuğu olarak yapıyoruz. Doğrusu bu konuda büyük ihtimalle bir ilke imza atmış olacağız. Yani Afrika konulu paneller olurdu da Türkiye'de Afrika'daki bir devleti konu alan panel yapılmıyordu. Benim en azından bilgim dahilinde değil. Yani biz SETA olarak son dönemde ilgimizi arttırdığımız bir bölge olarak Afrikalı bazı kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalarımız vardı. Biz HAS ile bugün bu paneli yapmaktan gerçekten gururluyuz. Yani birkaç nedenden dolayı. Birincisi, Türkiye'nin gündemine artık Afrika'yı bir kıta olarak değil, hatta alt bölgeler olarak değil, ülkeleri getirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Biz birkaç yıldır Afrika'yı tabir caizse yeniden keşfetme sürecini yaşıyorduk Türkiye'de. Bunu daha çok düşünce kuruluşları üzerinden değil, üniversiteler üzerinden değil, STK'lar üzerinden yapıyorduk. Yani insani yardım kuruluşları üzerinden yapıyorduk. Fakat bugün itibariyle biz bence bunu üniversite düzeyine, yani akademik tartışmaların yaşandığı, yapıldığı kurumlarda, kuruluşlarda yapmak zorundayız, durumundayız. Yani bunu daha fazla derinleştirmemiz gerekiyor. Neden böyle? Birincisi, Afrika kıta olarak modern dönemde herhalde hiç benzeri olmayan ciddi bir görünürlük kazanmaya başladı. Her ne kadar bugün ABD Çin arasında Doğu Asya'da veya işte Suriye krizi özelinde Körfez'de, Orta Doğu'da hatta son zamanlarda Venezuela'da bazı krizler dünyanın gündemini oluşturuyorsa da böyle kenarda bekleyen fakat küresel aktörlerin en yoğun olarak ilgi gösterdiği coğrafyaların başında Afrika geliyor, Afrika kıtası geliyor. Bizim SETA olarak çıkardığımız o daha çok Orta Doğu ve genel olarak uluslararası ilişkiler perspektifini yakalamaya çalışan bir İngilizce dergimiz var, Inside Turkey isimli. 2019'un ilk sayısını Afrika'ya ayırdık. Bir ilk defa herhalde, belki yine bir ilk. Bu ölçekte bir dergi Afrika'ya özel sayısı yapıyor. Yani Afrikalı akademisyenlerin, tabii Batı'da daha çok ders veren Afrika kökenli akademisyenlerin katkıda bulunduğu bir sayı olacak. Yani böyle bir genel Afrika açılımı yapmış olduk böylece bir SETA olarak. Dolayısıyla Türkiye'nin siyaseten üst düzeyde yürüttüğü o Afrika açılımını biz daha alt düzeyde, daha akademik ve düşünsel bazda yapmaya çalışıyoruz. Afrika böyle de peki Etiyopya niye? Neden Etiyopya sorusuna benim de moderatör olarak herhalde birkaç cümle söylemem gerekiyor. Bir kere Etiyopya'nın Türkiye için özel bir anlamı vardır. Bir de Afrika kıtası için özel bir anlamı vardır. Ben bu arada bunu Afrika uzmanı olmayan birisi olarak söylüyorum. Yani Afrika uzmanı olmanıza gerek yok bu söyleyeceğim şeyleri söylemek için. Türkiye açısından bizim zihnimizde böyle yarı efsanevi bir Habeşistan var. Yani Habeşistan toprakları Türk insanının zihninde hep canlı kalmıştır. Belki haritada yerini bile göstermez insanlar ama Habeşistan diye bir yer olduğunu bilir ve bunun özellikle İslam'ın ilk dönemlerinde o Habeşistan hicreti üzerinden bilir. Yani o kadar emin bir beldeymiş ki aynı dini paylaşmasına bile gerek yoktu. Medine'de sıkışan Müslümanların kendine sığınak olarak bulduğu ve onları peygamber tarafından öyle gösterilen bir coğrafyadır. Böyle bir özelliği var. Tabii daha sonra tarihsel olarak hani Osmanlı Devleti üzerinden de ilişkiler gelişmiş olan bir ülke. Türkiye'nin Afrika'da açtığı ilk büyük elçilik Addis Ababa'yadır. Yani Türkiye açısından ayrı bir önem teşkil eder bu da.
Dünya siyaseti açısından bakıldığı zaman da şunu görürüz. Yine benim bildiğim kadarıyla sömürgeleştirilmemiş tek Afrika devletidir. Ve bu ayrı bir ayrıcalıktır bana göre. Yani sömürgeleştirilmemiş bir devlet olmak, tabii Türkiye gibi biz de Etiyopya'nın benzer kaderini paylaşıyoruz. Belirli bir süre işgal edilmiştir Etiyopya, Türkiye'de işgal edilmişti. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda işgali gördük. İstanbul başta olmak üzere belki bütün Türkiye toprakları işgal altına girmemişti. Ama biz biliyoruz ki 30'lu yıllarda işte faşist Mussolini rejimi Etiyopya'da öyle bir teşebbüste bulundu. Habeşistan işgali olarak bildiğimiz, bizim ders kitaplarında okuttuğumuz bir müdahale var. Ama onun dışında işte sömürgeleşmemiş olmak bir ayrıcalık kazandırıyor. Ama bugün onun ötesine giden bir hususu daha paylaşıyor. Yaşıyor Etiyopya. Afrika Birliği Örgütü'nün ev sahipliğini yapıyor. Yani bütün Afrika kıtasını 50 küsür devleti bir arada tutan tek bir uluslararası örgüt var. Hani Pan Afrika olarak. Ve bu örgütün merkezi Addis Ababa'dır. Dolayısıyla ayrı bir önem kazandırıyor bu. Dolayısıyla Afrika siyasetinin nabzının attığı yerdir aslında Etiyopya. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in bazı kuruluşları, teknik alanda daha çok kurulmuş bazı kuruluşlar var orada. Böylece hani küresel siyasette yine bir önemli unsur olarak görülebilir. Etiyopya son zamanlarda hani daha 10 yıl öncesine kadar belki kıtlıkla adı anılan bir devlet iken bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olarak dikkati çekmekte. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Etiyopya'nın hem Afrika siyasetine ve iktisadına hem de dünya iktisadında, ekonomisinde önemli bir yer edineceğini herkes öngörüyor. Ve o süreç inşallah inkıta, kesintiye uğramaz ve devam eder. Etiyopya geçen yıl ciddi bir değişim dönüşümden geçmeye başladı. Geçen yıldan beri. Nisan 2018'de yaşanan bir hükümet değişikliği var. Ama yaşanan sanki bir hükümet değişikliği değil. Onu biraz sonra konuşmacılardan öğreneceğiz. Sanki bir sessiz devrim yaşanıyor Etiyopya'da. Ve inşallah en azından ben şahsen bir akademisyen olarak orayı uzaktan seyreden bir kişi olarak bir daha geriye dönmeyecek bir biçimde Etiyopya bir açılım sürecindedir. Yani hem iç siyasetinde hem dış ilişkilerinde ciddi bir açılım gerçekleştiriyor. Ben bunun da çok önemli bir süreç, takip edilmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani bunun toplumsal, ekonomik, siyasal implikasyonları neler olacaktır? Bölgesel ve küresel aktörlerin Etiyopya'ya olan ilgisini bence daha da fazla arttırmıştır. Ve bu ilgi devam edecektir diye düşünüyorum. Ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hani Afrika'yı biz Afrika dışından bakanlar genellikle yekpare bir kıta olarak, bir bütün olarak görüyoruz ki bu çok yanlış bir bakış açısı. Hiç değilse ilk bakışta Afrika'nın aslında 5 ayrı alt bölgeden oluştuğunu görürsünüz. Bir Kuzey Afrika var, değil mi? 5 devletten, daha çok Arap olan devletlerden müteşekkil bir birim var. Bir Doğu Afrika var, merkezinde Afrika boynuzunun olduğu bir Afrika var. Daha çok Frankofon, Fransızların eski sömürgesi olması hasebiyle daha çok Fransızca konuşulan bir Batı Afrika dünyası var. Bir de bir Güney Afrika var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin merkezinde olduğu, yani 10-11 devletlik bir alt bölge olarak var. Bir de Orta Afrika var. Yani daha sessiz, maalesef biraz daha az ilgi gören bir coğrafyadır, alt bölgedir orası. Gördüğünüz gibi böyle hemen bir çırpıda 5 ayrı alt bölgeye ayrılabiliyor. Ama ayrıca bunların içine de bakmak gerekecek. İşte az önce İbrahim Bey ile konuşuyorduk. Son zamanlarda Ruanda'nın mesela çok ciddi bir hamle içerisinde olduğunu görüyoruz. Hem siyaseten hem ekonomik olarak. Kısacası Afrika kıtasına değil, alt bölgelerine bile değil bana göre, ülkelerine dönmek,
onları incelemek, onları anlamlandırmak ve çok farklı kulvarlarda, boyutlarda, düzeylerde bu ülkelerle olan ilişkileri geliştirmenin yollarını aramak zorundayız. Hiç değilse, her şeyi bir tarafa bırakarak söylüyorum, bazı önemli devletler var. Yani Batı Afrika'da Nijerya'yı görmezden gelemezsiniz. Doğu Afrika'da Etiyopya'yı görmezden gelemezsiniz. Aynı şekilde Güney Afrika alt bölgesinde Güney Afrika Cumhuriyeti'ni görmezden gelemezsiniz. Yani en azından o bölgesel hegemonları veya ağır siklet oyuncuları, aktörleri görmezden gelemezsiniz. Biz de bugün bir başlangıç yaptık. İnşallah bunun devamı da gelir. Bizim hem HAS'la hem de Etiyopya veya diğer Afrikalı kuruluşlarla, düşünce kuruluşlarıyla, derneklerle diyaloğumuz ve birlikte faaliyet yapma, yayın yapma çabamız devam edecektir. Burada tutarak dört kıymetli konuşmacımız var bugün bizim. Hemen solumda oturan İbrahim Bey, Anadolu Ajansı'nda çalışıyor. Uzun yıllar Afrika'da kalmış, 3 yıl Etiyopya'da kalmış. Dolayısıyla Etiyopya'nın iç ve dış siyasetini Türkiye'den en hakim olan arkadaşlardan birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani hem Afrika perspektifine hem de özel olarak Etiyopya perspektifine sahip birisi. Sonra Münire Hanım var. O da Anadolu Ajansı'nda çalışıyor. Burada bir Anadolu, iki Anadolu Ajansı, iki HAS temsilcisi gibi duruyorlar. Münire Hanım da Addis Ababa'da okul okuduktan sonra, lisans eğitimini aldıktan sonra Türkiye'de yüksek lisans yapmış. Sonra Anadolu Ajansı'na geçip gazetecilik yapmaya başlayan bir kardeşimiz, uzmanımız. Müzeyyen Bey var. Doktorasını Türkiye-Etiyopya ilişkileri konusunda daha yeni bitirdi. Dolayısıyla çiçeği burnunda bir doktor. Çok eski değil. İnşallah doktora tezi bilmiyorum yayınlanmadı ama inşallah Türkçe ve İngilizce olarak o kitabını yayınlar da önemli bir yayına da kavuşmuş oluruz. Ve en sonda da en solda oturan İdris. İdris Bey de doktora öğrencisi. O da uluslararası ilişkiler alanında doktora yapıyor. Bu arada üçü de Etiyopya'dan. Öyle bir şansımız var bizim. Etiyopyalı araştırmacıları, akademisyenleri konuşturmanın ayrıcalığını yaşıyoruz ilaveten. İdris, o da daha çok Etiyopya, Afrika boyunuzu siyaseti konusunda çalışmalar yapan bir araştırmacı. Şimdi ilk sözü Etiyopya'da neler olup bitiyor, Etiyopya iç gelişmelerine mercek tutacak olan Münire Hanım'a veriyorum. Yani her birimize ortalama 15'er dakika, ben bazı dakikalarınızı çaldım maalesef. 15 dakikalık bir sunum yaparsanız sonra bir soru cevap kısmında daha derinlikli tartışmalar yaparız. Buyurun lütfen, söz sizin. Okay, hello everyone. I'm going to tell you what's going on in Ethiopia, what's happening. is it not working? Slide değiştirici çalışıyor mu acaba? Evet, Etiyopya'da neler oluyor? Buna geçmeden önce Etiyopya nerede? Öncelikle ona bakalım. Çok kısaca bilgi vereceğim bu konuda. Haritayı görüyorsunuz zaten. Etiyopya'nın nerede olduğunu görüyorsunuz. Afrika boynuzunda yer alıyor. Eritre, Djibouti, Somali, Sudan ve Güney Sudan ve Kenya komşuları Etiyopya'nın, gördüğünüz gibi. Güney Sudan'da en yeni ülke aslında. Güney Yemen'e, Orta Doğu'ya ve Suudi Arabistan'a oldukça yakın. Etiyopya büyük bir ülke, 120 milyonluk bir nüfusu var ve 1.1 milyon kilometre karelik bir yüzölçüm var. Bu arada Türkiye'den daha büyük bir ülke diyebiliriz. Evet.
Geçmişine ve geçmiş medeniyetlere bakacak olursak Etiyopya'da oldukça zengin, aksamit bir medeniyet söz konusu. Çeşitli İslami sultanlıklar ev sahipliği yapmış. Harar şehri var. Hicre'ye yakın, yine aynı şekilde Osmanlı dönemiyle oldukça yakın ilişkileri var. Tarım ülkesi, aynı zamanda Arap kahvesi, Arabika kahvesi büyük ihracatçısı ve su ve canlı hayvancılık noktasında hayvancılık noktasında da oldukça zengin. Ve tabii yine oldukça zengin bir etnik unsur barındırıyor. 80'den fazla ve diyalekt falan değil, direkt 80 tane yerel dil konuşuluyor. 80'den fazla. 9 tane bölgesel eyaletten oluşuyor. Etnik tabanlı federalizm yönetimi yürütülüyor. EPRDF burada iktidar partisi, temel itibariyle aslında 4 partiden oluşuyor. TBLF, Tigray Halkçı Özgürlükçü Cephe, Amhara Demokratik Partisi, ODP, Oromo Demokratik Partisi olmak üzere. EPRDF aslında bütün seçimleri kazandı ülkede. Özellikle 2012 yılında %100 olmak üzere mecliste bütün sandalyeleri aldı. Ama insanlar, halk bunun yolsuzlukla olduğunu iddia ediyorlar. Protestolar gerçekleşti birçok. Bu noktada insanlar tabii EPRDF'nin tek başına bu şekilde tam çoğunlukla gelmesinden memnun olmadıkları için 2011 yılında ciddi bir protesto başlatıldı. 2011 yılında Etiyopyalı Müslümanlar önemli bir protesto ortaya koydular. Dini anlamda burada mesela bir resim var. Salatman'da bir genç bir çocuk namaz kılıyor polis memurlarının önünde. Çevik kuvvet işte burada bir göstericilere karşı müdahale etmek üzereyken. Bu gibi protestolar gerçekleştirildi. 2011 yılında başladı ve bu şekilde diğer bir protesto ise 2015 yılında Oromo tarafından ortaya kondu. Bu da Etiyopya'nın en büyük etnik grubu. Kendileri siyasi ve ekonomik reformları savunan bir grup. Amharas ikinci en büyük etnik grup. Bu da yine gerçekten hükümette önemli bir çatlağın oluşmasına sebebiyet verdi. Bu protestoların ortaya konması. Yine burada bazı görüntüleri görüyorsunuz. Gerçekleşen protestolardan Oromo bölgesinde insanlar ciddi manada şöyle bir el hareketi gösteriyorlar. Bu bir protesto hareketi. Bu Laliza, biliyorsunuz kendisi çok önemli olimpiyatlarda koşucu, atlet birinciliği alan, kazanan ve kendisi de yine bu protestoya katıldı, bu işaretini yaparak. Protestocular temel itibariyle hükümete karşı işte bir reformun başlamasına neden oldu. 2018 yılında ulusal çapta Başbakan Haile Mariam Desalegn'in görevinden istifa etmesine neden oldu. Burada yerine burada Doktor Abiy Ahmed geldi. Dediğim gibi Oromo etnik kökenli en büyük etnik grup kendisi ve kendisi konuşmasında, açılış konuşmasında bir şey, çok nazikçe bir üslup ortaya koydu ve bütün halk aslında şaşırdı ama mutlu oldu bu noktada. Kendisi şöyle bir vaatte bulundu. Barışı getireceğiz, kalıcı olarak tesis edeceğiz ve ülkede siyasi istikrarı ortaya koyacağız ve dayanışma ve demokrasinin güçlü bir şekilde ortaya konması, tesis edilmesi noktasında çeşitli taahhütleri ortaya koydu. Addis Ababa'da yapılan bir mitingde bu da bir şeydi, görüntüyü görmüş oldunuz. Bu yapılan politik değişiklikler nelerdir? Öncelikle bütün politik tutuklular serbest bırakıldı. Şu anda Etiyopya'da hiçbir siyasi tutuklu yok ve ilk defa olarak 10 yıl içinde Etiyopya'da hiçbir gazeteci hapishanede bulunmuyor şu anda. Aynı zamanda bütün siyasi partilerin serbest hareket etmesine izin verdi. Aynı zamanda
etkili kişiler, örgütler ve siyasi partiler, ülke dışındaki siyasi partiler üzerindeki terör suçlamalarını düşürdü. 200'den fazla muhalefete ait internet sitesinin üzerindeki blokları kaldırdı. Bu da basın özgürlüğü için çok önemli bir adım. Aynı zamanda istihbarat teşkilatının, güvenlik teşkilatının ve askeri teşkilatın şeflerini işlerinden attı. Bu işten atılan kişiler işkence ve kötü muamele sebebiyle çok kötü üne sahip kişilerdi. Aynı zamanda terörle mücadele kanunu daha evvelden insanlara baskı kurmak için kullanılıyordu. Bir bahane olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla da bu yasa değiştirildi. Aynı zamanda seçim kanunu değiştirildi ve bu sayede bunun dışında sivil toplum örgütleri kanunu değiştirildi ve sivil toplum örgütlerinin serbestçe hareket etmesine olanak tanındı. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendisine şampiyon diyebiliriz. Bağımsız bir kadını ülkenin başkanı olarak gösterdi ve aynı zamanda bir bağımsız kadını da yüksek mahkemenin başkanı olarak seçti. Aynı zamanda da daha evvelden muhalefetin üyesi olan bir kadın lideri de yine önemli bir göreve getirdi. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı olarak görevlendirdi. Yine bir başka atılan önemli adım da bölgeleri arasındaki entegrasyondu. Etiyopya'da, Eritre'de 20 yıl Etiyopya ve Eritre arasında 20 yıldır hiçbir ilişki yoktu. Ne ulaşım, ne telekomünikasyon vardı. Bunların hepsi yasaklanmıştı ve bu 20 yıl süren düşmanlığın sona ermesi için bir barış sözleşmesi ortaya konuldu. Aynı zamanda şu anda bölgesel entegrasyon toplantıları gerçekleşiyor. Aynı zamanda IGAD'da, yani hükümetler arası kalkınma otoritesi de güçlendirildi ve şu anda bu ülkelere Etiyopyalılar vizesiz seyahat edebiliyorlar. Ekonomik reformlara bakacak olursak Abiy Ahmet ülkenin en büyük şirketlerinin özelleştirilmesini sağladı. Etiyopya Hava Yolları bunlardan birisi. Bu Afrika'daki en büyük havayolu şirketi Ethio Telecom, Etiyopya Elektrik Enerjisi Şirketi, Etiyopya Lojistik Hizmetler Şirketi. Bunlar özelleştirilen şirketler. Aynı zamanda büyük devletin sahip olduğu büyük şirketlerde de yönetim değişiklikleri yapıldı. Ve burada hükümete destek verildi Birleşik Arap Emirlikleri tarafından. Birleşik Arap Emirlikleri hükümete 3 milyar dolar bir bağışta bulundu. Abiy Ahmet ile ilgili uluslararası tepkilere baktığımızda çok önemli tepkiler vardı. Avrupa Devlet Başkanları Addis Ababa'da bir araya geldiler. Yine Orta Doğu ülkelerinin liderleri de ülkeyi çok sık ziyaret ediyorlar ve bütün Avrupa ülkelerini ve Orta Doğu ülkelerini davet etti. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler de Etiyopya'da bulunuyorlar. Burada bazı fotoğraflar göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta Abiy Ahmet Eritre Devlet Başkanı ile birlikte ve burada yine Etiyopya Devlet Başkanı, Somali ve Eritre Devlet Başkanları ile birlikte, burada Sudan Devlet Başkanı ile birlikte, burada Djibouti ve Ruanda Devlet Başkanları ile birlikte IGAD bölgesel entegrasyon toplantıları kapsamında bir fotoğraftı. Bu da Birleşmiş Milletler'in başkanı. Burada Fransız Devlet Başkanı ile birlikte bir fotoğraf. Abiy Fransa'ya bir ziyarette bulunmuştu ve yine Tony Blair Etiyopya'ya bir ziyarette bulundu. Abiy Almanya'ya giderek Angela Merkel ile bir araya geldi. Bill Gates yine Etiyopya'ya çok kısa bir süre önce bir ziyarette bulundu ve Alman Devlet Başkanı da buradaydı. Norveç'in devlet başkanı, Avrupa Birliği yetkilileri de ya Etiyopya'ya ziyarette bulundular ya da Abiy'e Avrupa Birliği'nin toplantılarına katıldı. Aynı zamanda Vatikan'a bir ziyarette bulunduğu devlet başkanı Papa ile bir araya geldi. İrlanda'da
İrlanda'ya gitti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı Etiyopya'ya geldi. Burada İtalya Devlet Başkanı'yla bir fotoğrafını görüyoruz ve Çin Dışişleri Bakanı'yla bir fotoğrafını görüyoruz. Burada Abiy Ahmet hükümetinin ilk defa ziyaretine gelen kişiydi ve başbakanlık makamında onu ilk tebrik eden kişilerden birisiydi. Burada Avusturya Devlet Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'yla söylediğimiz üzere Birleşik Arap Emirlikleri Etiyopya başta bulundu. Yine Birleşik Arap Emirlikleri Emiri kutlamalarını Addis Ababa'da gerçekleştirdi. Çeşitli özel kutlamaların çok güçlü ilişkileri var. Burada yine Baye lideri yaptığı reformlardan dolayı bir onur ödülü takdim ediyor ve burada Abiy Ahmet Suudi Arabistan'da burada da sert yapılan reformlardan dolayı madalyalar ve sertifikalar takdim edildi kendisine. Ve burada Suudi Arabistan Prensi Abiy Ahmet ile birlikte, burada İsrail lideri ve burada Mısır lideri ile birlikte, Sisi ile birlikte. Burada Etiyopya'da olan biteni size bilgi vermeye çalıştım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Thank you very much, Munira Hanım, for this very explanatory introductory speech. Now, for internally and externally, Ethiopia has been going through a very intensive process, and she has summarized it. Now we are going to listen to the other speakers about its impacts in internal and external and foreign policies. Now I'd like to leave the floor to Mr. Müzeyyin Sebsebe as the second speaker. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Burada altını çizmek istediğim çeşitli önemli konular var. Önemli dinamikler var Etiyopya'nın ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda. Dinamikler bunlar ve sunumun başında bunların altını çizeceğim. Ve daha sonra sunumun ilerleyen kısımlarında da bu devam eden ekonomik ve politik reformlardan bahsedeceğim ve bunların da Etiyopya ve Türkiye ilişkileri nasıl etkilediklerine değineceğim. Öncelikle bazı arka plan bilgileri vermek istiyorum Etiyopya-Türkiye ilişkileri hakkında. Türkiye ve Etiyopya 100 yıllık sosyoekonomik ve diplomatik ilişkileri paylaşmaktadırlar. Birçok akademisyen şu fikri savunmaktadır. Bu devam eden ilişkiler aslında Osmanlılardan beri süregelen ilişkilerin devamı niteliğindedir. Addis Ababa, Ankara'yı çok az sayıdaki stratejik dış politika partnerlerinden biri olarak belirlemiştir ve Addis Ababa'nın dış politika dokümanında, ki 2002'de yayınlanmış bir dokümandır bu, Etiyopya, Türkiye ile ikili ilişkilerini önemli vurgulamıştır. Yine aynı doküman, stratejik işbirliği, Türkiye ve Etiyopya arasındaki stratejik işbirliği ile ilgili önemli noktalarını da altını çizmiştir. Buradaki dış politika dokümanı Türkiye'nin gelişmiş ekonomisinin ve geniş piyasasının altını çizmiştir. Yatırım potansiyelinin altını çizmiştir ve Türkiye'nin demokrasinin geliştirilmesindeki başarısına değinmiştir. Ve de kaynakların eşit kullanımı konusunda Etiyopya ile ilgili yaptığı, Etiyopya lehinde yaptığı hareketlerin altını çizilmiştir. Bütün bu bahsettiğim konular sebebiyle dış politika dokümanı Türkiye ile sosyoekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve önemli olduğu ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Çeşitli pratik politika önlemleri alınması gerektiği ve bu bağlamda çeşitli eylemler, aksiyonlar alınmıştır. Mesela daha evvel 1986'da ideolojik farklılıklardan dolayı kapanmış olan büyük elçilik geri açıldı 2000'li yıllarda ve ikili ilişkilerde
üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendirildi. 2006'da mesela Etiyopya'nın eski başbakanı Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Buna ilaveten Mannes Etiyopya'yı temsil etmiş ve Türkiye-Afrika Ortaklık Forumu'na eş başkanlık yapmıştır 2008'de. Türk tarafından bakacak olursak, Türkiye'nin o zamanki başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'ya bir ziyarette bulunmuştur ve aslında bu ziyaretle Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanları arasında Sahra Altı Afrikası'na resmi ziyarette bulunan ilk başbakan olmuştur. Sahra Altı ülkeleri 2015'te Erdoğan'ın başkan seçilmesinden sonra da buralara bir ziyarette bulunulmuştur. Bu üst düzey ziyaretler aslında çok açıkça şunu göstermektedir. Etiyopya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler son derece önemlidir. Aynı zamanda diplomatik ilişkilerde benzer bir öneme sahiptir. 2004'te mesela Türkiye ve Etiyopya arasında kültür, eğitim, bilim, kitle iletişim ve spor alanlarında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır ve bu sayede de burs olanakları sağlanmıştır ve yılda 40 ila 50 arasında Etiyopyalı öğrenci lisans ve lisansüstü çalışmalarını yapmak üzere Türkiye'ye gelmektedirler. Şu anda çok önemli sayıda lisans mezunları ve mezunlar ülkelerine dönmekte ve çok önemli konumlara, makamlara gelmektedir çeşitli hükümet pozisyonlarında veya özel konumlarda, özel şirketlerde. Bu durumda Etiyopya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmektedir. Kalkınma yardımları konusuna bakacak olursak, Türkiye ilk TİKKA Afrika ofisini Afrika'da açmıştır. Yine 2000'li yıllarda, 2015'te aynı zamanda Etiyopya Demir Yolları ve Türk şirketi Etiyopya'daki demir yolları üzerinde çok önemli bir meblağı yatırım olarak yapmıştır. Ve bu ekonomik ilişkide iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmiştir. Yatırım sektörüne bakacak olursak, Türkiye'nin en büyük yatırımı, Afrika'daki en büyük yatırım menzili Etiyopya'dır. 150'den fazla Türk şirket Etiyopya'da faaliyet göstermektedir. İkili ticaret ilişkilerine bakacak olursak, Etiyopya ve Türkiye arasında çok güçlü ticari ilişkiler devam etmektedir. Yine bazı ticaret dengesizlikleri olmakla beraber, ki bu dengesizlikler Türkiye'nin lehinedir, fakat yine de Etiyopya'dan Türkiye'ye doğru yapılan ihracat çok büyük bir artış kaydetmiştir son yıllar içerisinde. Bu da stratejik, Etiyopya ve Türkiye arasındaki stratejik ikili ilişkilerin önemini gösteriyor. Fakat bunların dışında bahsettiğimiz stratejik ilişki çeşitli zor zamanlardan geçmiştir. Geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde zor zamanlardan geçmiştir. Özellikle 2015'ten sonra Etiyopya'da hükümet karşıtı gösteriler yapılmıştır. Özellikle Oronya ve Harar bölgelerinde bunlar gerçekleşmiştir. Yurttaşlar daha fazla demokrasi, hukukun üstünlüğü ve Etiyopya politikası üzerinde hakim olan elitlerin egemenliğinin sonlanmasını talep ederek sokaklara çıkmışlardır. Ve bu dönemde protestocular hükümeti küçük çiftçilerin arazilerine el koyup bunu yabancı şirketlere vermekle suçlamışlardır. Ve burada Etiyopya'daki yabancı şirketleri suçlamışlardır ve onlara karşı çeşitli saldırılarda bulunmuşlardır. Bunlar arasında Türk yatırımcılar da bulunmaktadır. Bu protestolar yabancı yatırımcıların güvenine zarar vermiştir ve hükümet internet hizmetlerini kapatıp ve
olağanüstü hal ilan etmiştir ve bu sayede ülkedeki yabancı şirketlerin durumunu korumaya çalışmıştır. Türkiye ki Türkiye Etiyopya'daki en büyük yatırımcılardan birisidir. Bu konuda çok önemli kaygı duymuştur ülkenin farklı yerlerinde bulunan şirketleriyle ilgili olarak bütün bu protestoların yükseldiği esnada. Yine de bununla birlikte bu devam eden hükümet karşıtı gösteriler yeni bir başbakanın göreve gelmesiyle sonlanmıştır. 2018 Nisan ayında göreve gelmesinden bu yana Başbakan Abiy çok çeşitli sosyoekonomik ve siyasi reformlar uygulamaya koymuştur ve bütün bunlar sayesinde halkın demokratik ve kapsayıcı bir hükümet talebini yerine getirmek için çalışmıştır. Binlerce siyasi mahkum hapisten çıkarılmıştır, olağanüstü hal kaldırılmıştır ve etnik gruplar ve halk liderleriyle müzakereler yapılmıştır. Etiyopya diasporasına ziyaretlerde bulunmuştur ve onları da ulusun inşasında aktif rol almaları için onlara çağrıda bulunmuştur ve bölgesel barış ve istikrarın korunması için önemli adımlar atmıştır. Yeni başbakan ekonomik ve siyasi özgürlükleri sağlamakla birlikte önemli vaatlerde bulunmuştur Başbakan Abiy Ahmet ve bu da Etiyopya'nın imajını hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde düzeltmiştir. Bunun göstergesi, en önemli göstergesi, uluslararası toplumun Etiyopya'da yapılan reformlara verdiği destektir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Almanya, Fransa ve Körfez ülkeleri gibi ülkeler bu yapılan ekonomik ve siyasi reformları desteklediklerini, güçlü bir şekilde desteklediklerini göstermişlerdir. Benzer şekilde Türkiye'de dahil olmak üzere birçok stratejik ortak için bir fırsat ortaya çıkmıştır. Bu da yeni bakanın umut veren önlemlerini desteklemekle gerçekleşecektir. Türkiye, Etiyopya ile ve Etiyopya halkıyla dayanışmasını devam eden ekonomik ve siyasi reformlara destek olarak gösterebilir. Bu bağlamda özellikle devlete ait şirketlerin, mesela hava yolları, telekom şirketleri, enerji ve lojistik sektörlerindeki şirketlerin özelleştirilmesi, Türk iş adamlarına ve yatırımcılarına çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Etiyopya tarafından devam eden ekonomik ve siyasi reformları güçlendirerek Etiyopya, büyük Türk şirketlerin güvenini kazanmak için önemli adımlar atmaktadır ve bu sayede bu şirketler Etiyopya'ya yatırım yapabilirler ve bu ekonomik kalkınma ve siyasi reformlar devam edebilir. Şimdi genel olarak Türkiye Türkiye ve Etiyopya arasında çok geçmişe dayanan, çok eskiye dayanan ekonomik ve siyasi ve sosyo-kültürel ilişkiler vardır. Ve bunlar da son reformlardan sonra dayanışma gösterilerek güçlendirilebilir. Ve Türk siyasetçiler, politika yapıcılar Etiyopya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmeli ve bunlara aktif ve zamanında yanıtlar vermelidir. Benim sözlerim bunlardı. Çok teşekkür ediyorum. Bir Türkiye perspektifi işitmek üzere sözü İbrahim Bey'e bırakıyorum. Buyurun lütfen. Gerek Münir Hanım'a gerek Müzeyyen Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten Türkiye-Etiyopya ilişkilerini çok sağlam bir zeminde anlattılar. İkinci olarak da Münir Hanım genel bir Etiyopya'da neler oluyor? Bu çok fazla anlaşılmış değil dünyada. Hala çok fazla bilinmiyor. Bunu bize ayrıntılı bir şekilde verdi.
Bu bağlamda bizim Türkler olarak Türkiye algısı, bizim Etiyopya algımız, Etiyopya'da Türk olmak, bunlar üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Etiyopya'da Türk olmak, Etiyopya'da yaşamak aslında Türkiye'de yaşamaktan çok farklı bir şey değil. Yani ben yaklaşık 30 civarında Afrika ülkesinde bulundum. Bu Afrika ülkeleri içerisinde en yakın olarak kendimi Etiyopya'ya hissettim. Sudan'ı çok sevmeme rağmen yani Etiyopya insanının bir değişik bir şeyi var. Yani bir bakışlarında, sizinle iletişiminde, sizinle aynı mesafede olduğunu görüyorsunuz. Fakat diğer bölgelerde bazen mesela Güney Afrika'da bir sizi karşısında görünce bir Türk olarak değil de bir beyaz olarak görünce daha böyle bir öfke, şiddet şeyi görüyorsunuz ama bunu Etiyopya'da görmüyorsunuz. Etiyopya sizden birileri gibi, yani sizin parçanız gibi. Zaten oradaki arkadaşlara da öyle gördük biz, kabul ettik. Onlar da bizi öyle kabul ettiler. Sanki onların yıllardır dostları, arkadaşlarıymışız. Onlarla bir arada oluyormuşuz gibi. Bunun en önemli nedeni geçmişte olan bir beraberlik var. Gerçekten ve bu unutulmamış. Özellikle Harallı Etiyopyalılar arasında. Harar da zaten Türk deyince bir efsanedir orası. Yani Türklere karşı bir sempati vardır. Değişik bir bakış vardır diğer Müslüman unsurlara dışında. Türkler biraz daha farklı nitelendirilir. Çünkü en zor zamanlarında Türkler onun yanında olmuştur. Ve Türklerin ilk defa oraya gelişi belki 19. yüzyılda işte Abdülaziz döneminde gitmişler. Orada mesela Kızılay kurmuşlar Türkler. Yine orada bir konsolosluk olarak temsil etmişler. Etiyopya-İtalya Savaşı'nda bir Türk, İsmail adında bir paşa işte mücadele vermiş, Etiyopyalılara yardımcı olmuş. Bunların bir yansımaları var elbet, fakat daha ziyade bir kültürel bir beraberlik var gibi. Yani sanki siz Etiyopyalılarla böyle 100 yıldır falan değil, daha uzun süredir tanışıyorsunuz, bir arada yaşamışsınız gibi bir hava var. Biz bunu sadece Addis Ababa'da değil, işte gittiğimiz genellikle 9-10 tane şehre gittim ben Etiyopya'da. 9-10 şehirde de bunu hissedebiliyorsunuz. Etiyopya'da Türk olmak biraz bazı sıkıntıları var elbet. Çünkü buradaki gibi bir hayat tarzı Etiyopya'da yok. Yani Etiyopyalılar biraz daha belki yaşadıkları o siyasi tarihi tecrübe nedeniyle biraz daha Türkiye'yi geriden takip ediyorlar. Biz biraz daha onlara göre ekonomik olarak daha rahatız. Daha böyle sosyal ilişkilerimiz onlara göre daha iyi. Daha böyle şehri yaşayabiliyoruz. Mesela ben İstanbulluyum. İstanbul'u yaşayabiliyorsun ama bir Addis Ababa'yı yaşamak biraz zor. Çünkü belki de yağmurların da etkisi var. Sürekli bir yağmur yağıyor. Günde bazı yağmur mevsiminde 7 kez günde yağmur yağdığı oluyor. Artık bıkkınlık da geliyor ama orada o Etiyopyalıların gülümsemesi size her şeyi de unutturuyor. Öyle bir yönü de var. Etiyopya'da İşte ilk büyükelçiliğimiz Etiyopya'da açıldı. İlk hatta daha sonra iki ayırmak gerekiyor aslında. Bir 1990'lar öncesindeki ilişkiler, bir de 1990 sonrası ilişkiler şeklinde iki ayırmak gerekiyor Etiyopya ile ilişkileri. 90'lardan önceki ilişkiler daha ziyade devlet düzeyinde ilişkiler. Zaten biliyorsunuz Etiyopya Kralı Türkiye'ye geliyor. Cevdet Sunay da gidiyor. Hatta ortak bir maçı da izliyorlar beraber. Bir devlet düzeyinde bir Etiyopya şeyi var, ilişkisi var. Fakat halklar arasındaki ilk ilişki 90'lı yıllardan sonra kuruluyor. O da sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleşiyor. STK'ların gittiği yerlerden, en önce gittiği yerlerden birisi Etiyopya. Oradaki kuraklıklar, işte özellikle Afar bölgesinde ve Somali eyaletindeki kuraklıklar, açlıklar Türkiye'deki STK'ların da o bölgeye gitmesini sağlıyor. Şöyle bir algı oluşuyor zamanla. Ya Türkler yardımsever insanlar, geliyorlar buraya yardım ediyorlar Ramazan'da, Kurban Bayramı'nda. Bu tür yardımları var. Genel perspektif başlangıçta böyle oluyor. İşte biz sıkıntıya düştüğümüzde Türkler geliyor,
bize paylaşıyorlar ellerindekini. Öyle bir algı oluşuyor. Daha sonra işte AK Parti'nin iktidarından sonra biraz daha böyle kurumsal ilişkiler devam ediyor. TİKA geliyor. İşte biz Anadolu Ajansı olarak özellikle Etiyopya'yı seçiyoruz. Çünkü Etiyopya diyoruz, Afrika'nın en önemli ülkesi diyoruz. Etiyopya diyoruz, diğer Afrika ülkelerin içerisinde hocamızın söylediği gibi bağımsız kalabilmiş, sömürge olmamış, bizim ruhumuzu anlayan bir ülke diyoruz. Etiyopya'dan diğer ülkelere daha kolay ulaşabiliyoruz diyoruz veya Afrika Birliği'nin merkezi diyoruz ve orayı Anadolu Ajansı olarak biz merkez seçtik. Bunun gibi orada bazı kuruluşlarımız da var. TİKA, işte Maarif yeni girdi. Yine yurt dışı Türklerin önceden beri bir mezunlar üzerinde çalışmaları var. Onlar devam ediyor. Şimdi peki Türklerin 90'lı yıllarda, bu şeyi saymıyorum, FETÖ'cüleri saymıyorum. Onlar 90'lı yılların ortalarından itibaren gelmişler. İş adamları olarak geliyorlar. Fakat genelde bizim yani FETÖ dışındaki STK'ların gelmesi, tamamen gelmesi 2000'li yılların ortalarından itibarendir. 2000'li ortalarından itibaren sadece yardım amaçlı da gelmiyorlar. Bazı işte yetimhane gibi, cami gibi, işte su kuyusu gibi projeler de yapıyorlar. Bu da tabii Etiyopya halkının gözünde olumlu bir imaj bırakıyor. Ve Etiyopyalılar Türkleri davet ediyorlar. O zamanki yönetim, Zenavi yönetimi, işte Türk iş adamlarını davet ediyorlar. Ve Türk iş adamları oraya gidiyorlar, yatırımlara giriyorlar. Şu anda Yapı Merkezi diye büyük bir firma var orada. Yapı Merkezi ray sistemini döşüyor. Etiyopya'da bitmek üzere. Fakat Türk yapım şirketinin diğer Çin, Amerikan yapım şirketlerinden şöyle bir farkı var. Gittiği bölgeyi iskan ediyor. Yani örneğin köprüsü yıkılmış. Hemen Yapı Merkezi yardıma koşuyor. Köprüyü tamir ediyor. Veya yol ulaşılmıyor. Onu tamir ediyor. Mesela benim yaşadığım bir örnek, bir okul vardı. O bölgeden Yapı Merkezi'ne yaklaşık bir 150 kilometre uzaklıktaki bir okuldu. O okuldan bizi aradılar. Ya bizim işte ek bir binaya ihtiyacımız var. Biz Yapı Merkezi'ne ilettik. Yapı Merkezi hemen gitti oraya. Bir tane ek bina açtı. Bunun gibi. Yine TİKA'nın gerçekten çok 2005'ten beri çok güzel çalışmaları var orada. Bu çalışmalarda Etiyopyalıların Türkiye bakışında genelde pozitif bir algı ortaya çıkarıyor. Bu 2012-13'lerde yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Çünkü özellikle Denizli kaynaklı bazı iş adamları gidiyor, Türk iş adamları oraya. Bu iş adamları genellikle ekonomik olarak ortanın altında, işte Afrika'da iş yapmak için giden insanlar. Fakat orada yaptıkları işler Etiyopyalıları kızdırıyor, Etiyopya yönetimini öfkelendiriyor. Çünkü işte Türkiye'de bazı diyelim alışa geldikleri gelenekleri orada da uygulamak istiyorlar. Örneğin devletten destek alıyorlar. Fakat bu desteğe karşı zamanında ödeme yapmıyorlar. Veya devletin kredisini farklı amaçlar için kullanıyorlar. Bu bir Etiyopya yönetiminin Türk iş adamlarına bakışında bir negatiflik ortaya çıkarıyor. Bunda tabii FETÖ'nün de önemli bir etkisi var. Daha çok bu götürülen iş adamları da FETÖ kanalıyla gitmişler oralara. Onların da etkisiyle bir iş adamlarımıza karşı böyle bir olumsuz hava esmiş. Fakat yine de bunlar Türk-Etiyopya ilişkilerini zedeleyecek ilişkiler değil. Daha da özellikle son 3 büyükelçimizle birlikte Türkiye-Etiyopya ilişkilerinde gerçekten önemli bir gelişme, önemli bir yükselme görüyoruz. Etiyopyalıların Türkleri daha iyi tanımaya başladığını, buna nazaran Türklerin de Etiyopyalıları tanıdığını görüyoruz. Mesela buradaki arkadaşlar da galiba YTB bursusuyla gelen arkadaşlar çoğunlukla ve yani bir Etiyopyalı öğrencilerin Türkiye'ye karşı bir ilgisi olduğu gibi bizim de onlara karşı daha fazla onlarla beraber olmak, onları kendi imkanlarımızdan faydalandırmak gibi bir algı var. Bu da müsbet bir şey karşılıklı olarak.
Yalnız bazı şeylere de karşı da dikkatli olmak gerekiyor Etiyopya'da yaşarken. Öncelikle bir ayrım içerisine girmemek gerekiyor. Etiyopya hassas bir ülke. Yani iki açıdan hassas, bir etnisite açısından hassas, bir de dini açıdan hassas bir ülke. Zaten arkadaşımız söyledi, 80'den fazla farklı topluluk yaşıyor ve bunların 9-10 tanesi baskın topluluklar. Ve bunlar zaten birbirlerine karşı değişik nedenlerden ötürü bir sürtüşme içindeler. Bunlar arasında bir ayrımcılık yapmamak gerekiyor. Yani Tigray, Amhara, Oromia veya Somali, bunların hepsini bir bütün olarak kabul etmek lazım. Etiyopya'nın aslında buna ihtiyacı var daha ziyade. Bunları farklılaştırmak değil, ayrıştırmak değil, Etiyopya milletlerini birleştirmek, ortak bir kimlik. Bunu tabii başaracak, yapacak olan da Etiyopyalılar. Fakat biz bunu şeylerde çok fazla göremedik. Mesela Müslümanlar daha bu noktalarda daha toleranslı iken diğer gruplar biraz daha böyle etnik ayrım noktasında sanki bunu aşamamışlar. Fakat bu da zamanla bu yeni dönemle birlikte aşılacak gibi gözüküyor. Onu fark ettik. İkinci bir nokta Müslüman-Hristiyan durumu. Ülkede Müslümanlar ve Hristiyanlar bir ülkeyi beraber paylaşıyorlar. Bu tür ülkeler var Afrika'da. Tanzanya var. İşte Nijerya var. Fakat benim görebildiğim sanki Müslümanlar Hristiyanlar gibi fazla etkin değiller. Daha çok ticarette söz sahibi olmuşlar ama bürokraside ve siyasette çok etkin değiller. Fakat bu yeni dönemin ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Müslümanların da yavaş yavaş politikada yer almaları gerektiğini, en azından Nijerya gibi, Tanzanya gibi bu bir sadece bir dilek olarak yönlendirme şeklinde değil, bir dilek olarak belki bir dönem Müslüman bir devlet adamı, bir dönem Hristiyan bir devlet adamı olabilir. Yani bir şekilde hem o toplumun, Etiyopya'nın Müslüman unsurlara hem Hristiyan unsurlara açılması gerekiyor. Yani bu sadece Müslüman Hristiyan değil, diğer Müslüman Hristiyan yerel inanışlara sahip olmayan grupların da o bütün içerisinde yer alması gerekiyor. Biz Etiyopya'ya giderken özellikle STK'larımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir Müslüman Hristiyan ayrımına gitmemesi. Çünkü yardım insani amaçlıdır. Onun Müslüman Hristiyan olması veya başka bir inançtan olması sizi çok ilgilendirmemeli. Yani eğer insanların yardıma ihtiyaçları varsa, size desteklere ihtiyaçları varsa onlar giderilmeli diye düşünüyorum. Bu Türkiye'nin oradaki algısı genellikle Etiyopya'da güçlü bir devlet. Yani biraz daha diğer devletlerden, Orta Doğu devletlerinden farklı bir devlet imajı var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk üzerinde olumlu bir etkisi var. Mesela 15 Temmuz hain darbesi gerçekleştiğinde bize çok kimse, gerek Müslüman gerek Hristiyan, farklı etnik gruplardan geldiler, söylediler. Biz hep Türkiye'nin yanında yer aldık, Türkiye'nin yanında olduk. Türkiye için dua edenlerimiz oldu, hatta kurban kesenler oldu dediler. Yani böyle bir algı var Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanı'na karşı bir olumlu algı var. Fakat arkadaşımız da bahsetti, özellikle ticari anlamda Türkiye Etiyopya arasında ilişkiler oldukça iyi. Türkiye iyi bir yatırımcı Etiyopya'da, işte yapı merkezi gibi, AYKA gibi, BİMET gibi önemli büyük kuruluşlarımız var. Fakat sanki Etiyopya hükümeti bu eski girişimcilerin yaptıklarından dolayı bir Türk şirketlerini bir cezalandırma mantığı var. Yani çok böyle o şirketlerimizin önü açılmıyor. O şirketlerimize çok fazla yapı merkezi dışında çok fazla devletin Etiyopya hükümetinin destek olduğunu söyleyemeyiz. Umarız bu kriz en kısa zamanda atlatılır ve Türkiye gerçekten orada daha fazla iş adamını oraya göndererek, yatırımlar yaparak, bu bir fırsattır çünkü hem Türkiye hem Etiyopya açısından bu da sağlanabilir diye düşünüyorum. Şimdi Etiyopya'da FETÖ yapılanması 90'lı yılların sonlarında başlamış. İşte orada Mekele'de,
Harar'da ve Addis'te okulları var. Bu okulları halen Etiyopya Cumhurbaşkanı söz vermesine rağmen gelmişti Türkiye'ye ve söz vermişti. Bu okulları devredeceğiz demişti. Bu biraz bizde devredilmemesi hayal kırıklığı yaşattı. Çünkü koskoca bir Türkiye, işte bir Türkiye-Etiyopya ilişkileri, fakat bu noktada hala 2 sene geçmesine rağmen hala okulların Maarif Vakfı'na devredilmemesi gerçekten biraz bizi Türkiye olarak biraz üzüyor. O noktada Etiyopyalı yetkililerin de bunu anlaması gerekiyor. Türkiye'nin Etiyopyalılara ilgisini en başta sizler bilirsiniz. Etiyopyalılar gerçekten Türkiye'deki Etiyopyalılar sanki bizim kardeşlerimiz gibidir. Yani biz onlar ile kendimiz arasında bir ayrım yapmayız. Onlara yanında oluruz hep. Ve bakın, beraber aynı ortamı paylaşıyoruz. Etiyopya üzerine konuşuyoruz. Ve güzel şeyler söylüyoruz. Yani öyle değerlendiririz. Şimdi Türkiye-Etiyopya ilişkilerinin gelişmesi öncelikle yatırımlara bağlı. Türkiye'den oraya iş adamların gitmesi ve yatırımlar yapması gerekiyor. Çünkü deminden bahsetti, 120 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve gerçekten Türkiye'den yatırımlara ihtiyacı var. %80'e yakın ürün dışarıdan geliyor ve çok pahalı geliyor Etiyopya'ya. Ve yaklaşık bizim orada 50 civarında şirketimiz var. Bunların sayısı 500'e ulaşır. Hem o bölgede çok büyük bir istihdam sağlanır. Aykan'ın yapmış olduğu gibi, Ayka mesela 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yani bu gibi, eğer Etiyopya hükümeti bu yeni dönemde biraz daha ticari destekler verebilirse, bazı engelleri kaldırabilirse, oraya daha fazla iş adamımız gider diye düşünüyorum. Yalnız bu Abi Ahmet dönemi gerçekten çok önemli. Hocamız da bahsetti. Çok önemli bir geçiş Etiyopya için. Etiyopya belki 100 yılın değişimini gerçekleştiriyor. Türkiye'de çok fazla belki fark edilmiyor, anlaşılmıyor ama Etiyopya'nın geleceği artık şu geçen seneden itibaren yeni oluşumuna karar veriliyor. Fakat biz bu dönemde çok fazla Etiyopya'nın yanında olamadık veya oldurmadılar diyebiliriz. Çünkü biraz daha bu Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi, Amerika gibi devletlerin biraz daha etkili olduğunu, biraz daha yönlendirmeye çalıştıklarını sanki görüyor gibiyiz hükümeti de. Ama Etiyopya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin de Etiyopya'ya ihtiyacı var. Yani bunlar Abiy hükümeti Türkiye ile daha güçlü ilişkiler kurarsa hem bu Etiyopya'nın selameti hem de Türkiye'nin geleceği açısından daha iyi olacak. Çünkü Türkiye'nin oradaki siyaseti zaten kazan kazan siyaseti. Hem Türkiye kazanacak hem Etiyopya kazanacak. Eğer bu noktada bazı sorunlar giderilirse ben Türk-Etiyopya ilişkilerinin daha da gelişeceğini, en azından karşılıklı ziyaretleşmeler olursa, mesela bir Abi Ahmet'in bir Türkiye ziyareti olursa, bunun gerçekten Türkiye-Etiyopya ilişkilerine çok olumlu katkı vereceğini düşünüyorum. Çünkü zaten bizim Cumhurbaşkanımız da ziyaret etti. Belki yeni bir ziyaret de olabilir, bilmiyorum artık. Türkiye-Etiyopya ilişkileri açısından önemli bir nokta turizm. Turizmin gelişmesi gerekiyor iki ülke arasında. TİKA'nın yapmış olduğu bir Necaşi Türbesi var. Yani bu Tigray bölgesinde, Mekele'ye yakın bir yer, 1 saat uzaklıkta. Eğer orada tanırsak, Etiyopya'nın zenginliklerini tanırsak, yani bu kültürel bir zenginliği, tarihi bir dokumuz. Sadece biz Birer Habeşi ile biliyoruz ama belki işte Necaşi'nin ülkesi, Hazreti Necaşi'nin ülkesi. Yine o Valo denilen bölgede müthiş bir eğitim sistemi oluşturulmuş. Medreseler kanalıyla halen de bu devam ediyor. Yani karşılıklı olarak bu şekilde
öğrenci göndermeler olursa, eğitim aralığında işbirlikleri yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Etiyopya'da bu noktada Türkiye'ye kredi açacağını ve Türkiye'yi gerçekten sevdiklerini, bu noktada bazı güzel çalışmalar olabileceğini, özellikle turizm alanında olabileceğini düşünmekteyim. Etiyopyalılar zaten Türkiye'yi tanıyorlar dizilerimiz sayesinde. Oldu televizyonlarda meşhur bir kanalları var onların, sadece dizi gösteren. Yaklaşık günde en aşağı orada 5 tane Türk dizisini arka arkaya izlemek mümkün. Biz de haberini yapmıştık. Tıkır para aşk mıydı? Tıkır mıkır mıydı? Bir şeydi Etiyopyaca ismi. Evet, onun Etiyopyaca ismi neydi? Tıkır bir şeydi. Öyle bir şey, evet. Onun da haberini yapmıştık biz. Müthiş bir ilgi var gerçekten. Ve Dubai'den çok İstanbul'u merak ediyorlar. Yani daha çok Etiyopyalılar Dubai'ye gidiyorlar. Dubai'de vakit geçiriyorlar. Fakat Dubai'de işte ne var? Yani İstanbul'un bir zenginlikleri yok. Bir Trabzon yok, bir Konya yok, bir Bursa yok. Biz Etiyopyalılara Türkiye'yi tanıtmalıyız. Onlar da gelmeliler. Daha fazla böyle iki topluluk arasında ilişkiler daha güçlü bir şekilde olmalı. Özellikle turizmi ben bu anlamda önemsiyorum. Aynı zamanda basın yayın alanında da ilişkiler gelişebilir Türkiye ile Etiyopya arasında. Şimdi daha önceki yönetim biraz daha basın yayına karşı mesafeliydi. Fakat yeni dönemle birlikte artık özel televizyonlar, radyolar açılmaya, gazeteler açılmaya başlanıyor. Ve orada hür düşünen, serbest düşünen gazetecilere ihtiyaç var. Onlar Türkiye'yi takip edecek. Biz de oradaki haberleri buraya yansıtacağız. Böylelikle biz Etiyopya'yı yakından, onlar da Türkiye'yi yakından öğrenmiş olacaklar. Türk algısı noktasında son olarak şunu söylemek istiyorum. Etiyopyalıların Türk imajı biraz yani farklı değil aslında diğer ülkelerden. Yani diğer Afrika ülkelerinden. Türk deyince yani o Osmanlı mirasını görüyorlar. Yani Türkler Osmanlı'nın mirasını temsilcileri olarak görüyorlar. Fakat sanki Türk deyince sadece bir şey imajı da ön plana çıkıyor. Yani bir sadece Müslümanlara yardımcı olan, Müslümanların yanında yer alan. Yani Etiyopya'da bu algının biraz değişmesi gerekiyor. Biz orada bütün etnik unsurlara, bütün dini unsurlara karşı şey olmalıyız. Onlarla hepsiyle birlikte hareket etmeliyiz. Eğer bunu değiştirebilirsek veya onlar algılarında bize olduğumuz gibi görürlerse Türk algısının biraz daha orada daha pozitif olacağını düşünüyorum. Zaten pozitif, daha da bunun bir gelişme göstereceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. İbrahim Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ve dördüncü konuşmacımıza sıra geldi. O biraz daha konuyu uluslararası, bölgesel ve uluslararası perspektife taşıyacak. İdris Buta biraz Afrika boyunuzu merkezli bir Etiyopya analizi yapacak. Yani özellikle dış politikasını anlamlandırmaya çalışacak. Buyurun lütfen, söz sizin. First I would like to... Okay, thank you. First, I would like to Professor Motin Ataman and his team, Dilek, as well as Bilal, and Dr. Abdurazak, the director of CETA, for arranging this panel, very important panel. It is a different kind of panel, which is not the case in CETA. So we are honored as Ethiopians, as has, and thank you very much, really, from my heart. And with that, I also thank all the people who come here to attend this panel, and directly pass to what I'm going to talk about, implications of reform in Ethiopia for the Horn of Africa. To do that, first, please look at this map that you see. Horn of Africa looks like horn of a cow or something. So
every major power in the world has a military base here in the Horn of Africa. The United States has military base. Even China has its only base, military base outside its region in the Horn of Africa. France has base, Italy has base, Germany, UK, Saudi Arabia, UAE is all over the place. Even Turkey has military base in Mogadishu, actually its training facility, as well as now it is planning to build one facility that has military aspect at Swakin Island. Why all these powers of the world are in the Horn of Africa? Why? There are two reasons. There are two reasons why all these powers are in the region. The first reason is because the Horn of Africa is on the west side of the Red Sea. There are two choke points that connect the Asian market with the European market, the African market with both Asian and European markets. For your information, it is lifeline for EU market. 44% of the entire EU merchandise passes through this Bab el-Mandab, which is between Djibouti and Yemen. So this area is very, very strategic, the area between Bab el-Mandab and the Suez Canal, as well as the energy from the oil-rich Persian Gulf, Strait of Hormuz, come through here and pass. And the second important aspect, which makes this region very important, and why all these military powers are in the region, is because the countries of the Horn of Africa are weak. That is why they are there. Imagine if Somalia is a strong country and has its own navy, there shall not be piracy from Somalia, and there shall not be all the militaries of these powers in this region. The US could be there. Always it is everywhere. Other than that, I hope other power will not be in the Horn of Africa. So the countries that are on the Red Sea are Eritrea, Djibouti, and Somalia. And these countries are very small or weak or failed. So these countries cannot control the security externalities, the security problems that comes out of their territories and outside the territories. And one last thing that I want to say about the Red Sea is not only the lifeline for trade. Terrorists pass through the Red Sea from the Arabian Peninsula to the Horn of Africa. Smugglers smuggle drugs as well as human traffickers traffic people across this region. That is why the Horn of Africa is very strategic for every power in the world. So that is why the Horn of Africa is important. And this is the Horn of Africa, other speakers have already said it. Ethiopia is the heart of the Horn of Africa. Have that in your mind. Ethiopia is the heart of the Horn of Africa. Look, Eritrea is a very small country over there. Djibouti is a micro state, 23,000 kilometers square. It is almost like three times Ankara or something. It's more, no more than that. Somalia is a big country, but it's failed by all definitions. Somaliland has its own administration, and other five regional states have their own. So Somalia cannot control the problems that comes out of its territory and the problems that comes outside the region. Therefore, Ethiopia becomes naturally the only strongest power in the region. Before I do that, let me show you some of the importance of Ethiopia. Area-wise, Ethiopia constitutes 60% of the Horn proper. Horn proper are Ethiopia, Djibouti, Eritrea, and Somalia. And it constitutes 83% of the population. 83% of the population. So not only the number, Somali people, one third of the entire Somali people live in Ethiopian Somali region. In Djibouti, the majority are Somalis, the same people live in Ethiopia and Somalia. Afar, which is the second in Djibouti, live both in Ethiopia and Eritrea. So Ethiopia shares both ethnic groups, religious groups, economic resources, cross-border waters, as well as grass, even grass.
So that is how much Ethiopia is connected to these countries, and these countries are connected to Ethiopia, and they depend on Ethiopia for resources, and Ethiopia is depend on them totally for port services. So when you see at the Greater Horn of Africa, we can add there South Sudan, Sudan, Kenya, and Uganda as well, if you like. These are the Greater Horn of Africa region. There also Ethiopia is the boss. It commands 46% of the population of the entire 8 countries, and as well as its GDP is 1/3 of the region. And as Professor has already said, Ethiopia is the fastest growing country in the continent, and it tries to integrate the entire East African market. Actually, Djibouti, Eritrea, and Somaliland are nothing with Ethiopia, economically speaking. They may live, but they will never thrive. So they totally depend on Ethiopia. And Ethiopia's importance comes from there as well. So Ethiopian airlines even connect the entire Africa. The entire Africa. So these ports that you see over there, from even Port Sudan to some extent, Massawa, Aseb, Dolare, that is Djibouti. The best port in the Horn of Africa is the port of Djibouti. And Djibouti's income, 75% of Djibouti's income is from Ethiopia. Ethiopia is not there, Djibouti is not there. That is how it is. Even water goes from Ethiopia to Djibouti. So Somaliland, Barbara, they inaugurated today, the Barbara Corridor, inaugurated today, and that is also for Ethiopia particularly. And the other thing that makes Ethiopia very important is Ethiopia is the water tower of the Horn of Africa. Egypt gets 85% of its water from Ethiopia, Sudan as well, Djibouti 100%, Somalia as well, even Kenya. Can you imagine? Every country of the region is watered by Ethiopia, so Ethiopia is a sort of source of life for these countries. And now Ethiopia is trying to connect the entire region through electricity. Now it has sent to Djibouti, it has sent to Sudan, and it has sent to Kenya. In the near future, South Sudan, Somalia, and Eritrea are in the line. So that is how Ethiopia is growing faster. The network of electricity shows the level of development in the region. And the other best thing, Ethiopia celebrates 123rd anniversary of Adwa victory tomorrow, March 1. That is, Ethiopia has got victory against Italy in 1896. And Djibouti was controlled by France. Italian Somaliland was controlled by Italy. British Somaliland by Britain, as the name implies. Ethiopia is the only independent country in Africa that has never been colonized. And it is the heart of Pan-Africanism. Hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiştir. Bu da Afrika Birliği fikrinin kalbini teşkil etmektedir. Birçok Afrika birlikleri Addis Ababa'da merkezli bulunmaktadır ve Afrika kapitalizm her yerde, kapitalizmin en son gideceği yer Afrika'dır ve Afrika'ya girişin yolu da Addis Ababa'dır. Eğer Addis Ababa Afrika'ya girmek istiyorsanız buna açılan kapı Addis Ababa'dır. Bu yüzden bütün süper güçler buraya geliyor. Obama Afrika Birliği'nde. Başkan Erdoğan da buradaydı. Bu yüzden Afrika Birliği ile Türkiye'nin bir ortaklığı var. Türkiye aslında Afrika Birliği ile stratejik ortak olan 5 ülkeden bir tanesi. Bu son derece önemli. Bu sayede doğrudan bunu geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Etiyopya bölgenin polisi. Her yerde çatışma var Etiyopya'nın çevresinde. Somali aslında hükümeti getiren ülke Etiyopya. Etiyopya'da yüz binlerce barış koruma gücü bulunuyor. Barış koruma gücü askeri bulunuyor. Ve Güney Sudan'da da burada çatışmalar var ve burada sadece Etiyopyalı askerler barış koruma görevini üstleniyor. Yani bu bölgede bölgenin şerifi diyebiliriz Etiyopya'ya. Burada reformlardan bahsedildi önceki konuşmacılar tarafından. Reformları tek tek açıklamayacağım. Peki demokrasinin Etiyopya'ya gelmesinin etkisi nedir? Daha önce Etiyopya hükümeti
meşruiyet sorunu vardı daha önce. Hükümet, daha eski hükümet elit etnik grupların kontrolündeydi ve şu anda umut ediyorum başarısız olmazsa bu artık ortadan kalkacak ve bundan sonra demokratik bir ülke olarak kalacak Etiyopya. Yeni Başbakan Abiye, bütün Afrika boynuzu ülkeleriyle bir araya gelip fikir birliğine varmak istiyor ki Afrika Birliği'ne ulaşabilsin. Öncelikle Cibuti'deydi. Etiyopya'nın ihracatının %97'si Cibuti yoluyla diğer ülkelere gidiyor. Cibuti'den gidiyor. Ve bu yüzden Cibuti ile işbirliği her koşulda gerçekleşecek. Ardından Cibuti'den sonra Başbakan Somali'ye gitti. Somali'nin durumu çok problemliydi. Çünkü Etiyopya ve Somali'nin bir tarihi var. Somali Etiyopya'yı işgal etti tarihinde. Daha sonra Etiyopya Somali'yi yendi ve daha sonra da kısmen bu yenilgiden dolayı Somali başarısız bir devlet olmaya mahkum oldu. Bu yüzden çok kötü bir tarihleri olmasına rağmen iki ülke devlet başkanları bir araya gelip iyi ilişkiler kurdular. Daha sonra Başbakan Hartum'a gitti, Kenya'ya gitti. Bütün bu ülkelerle Başbakan Abiy Ahmed limanlarla ilgili, ekonomik entegrasyonla ilgili sözleşmeler imzaladı ve aynı zamanda bu ülkelerle güvenlik entegrasyonuyla ilgili anlaşmalar imzaladı. Yine Abiy Güney Sudan'ın iki yozlaşmış liderini bir araya getirdi. Bunlar çok bir araya gelip barış anlaşması imzaladılar ve aslında bunun en iyi kısmı şu: Eritre'ye Etiyopya ile barış yapmasını istediğiniz zaman bu yakınlaşma gerçekten olağanüstüydü. Çünkü bölgedeki güç dengesi değişiyordu. Etiyopya bir taraftan bölgeyi destekliyordu. Eritre'de terör grubu, El-Şabab gibi terör örgütlerini destekliyordu. Şimdi aralarında bir barış olduğu zaman burada bir güç dengesi oluştu ve Etiyopya'da tek güç haline geldi. Yine Ulusal Özgürlük Cephesi gibi kuruluşlar var. Bunlar da aktivitelerini bırakıyorlar, hareketsizleşme sürecindeler ve bu sayede Abiy'in yaptığı çalışmalar sayesinde barış yaygınlaşıyor Afrika boynuzunda. Ve yine bir başka son derece önemli şey ki kimse bundan bahsetmiyor: Etiyopya bölgeyi dış güçlerden de güvenli hale getirmeye çalışıyor. Gösterdiğim gibi bu bölgede dış güçler bulunuyor. Etiyopya donanmasından bahsediyor Abiy. Cibuti, Eritre, Somali donanmaya sahip olamayacak kadar güçsüz ve zayıf ülkeler. Somali'nin polisi bile Etiyopya'dan ve başka ülkelerden geliyor. Bir çeşit donanma olması gerekiyor bu bölgede ve kendi limanının da olması gerekiyor. Bu yüzden Etiyopya'nın Genelkurmay Başkanı bunu bölgedeki ülkelerle tartışıyoruz dedi. Somali'de olmayacak bu donanma noktası, donanma üssü tarihsel sorunlardan dolayı. Muhtemelen Cibuti'de ya da Eritre'de bir donanma kurulacak. Eğer bu olursa çok önemli. Daha dün, bilgi olsun diye söylüyorum, İGAD bildirisini, bu bildirgeyi revize etti. Bu bildirge 11. maddesinde şunu söylüyor, biliyorsunuz daha dün tarihi görüyorsunuz, 27 Şubat 2019 diyor. İGAD bir bölgesel işbirliği örgütü. Diyor ki burada bölgenin güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak için ortak bir çaba sarf etmeye ve bu çabalarımızı uyumlaştırmaya karar verdik deniliyor. Ve burada İGAD bölgesi içerisinde deniz güvenliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda güvenlik alanında işbirliği yapılacak. Ve bu da Afrika'nın bölgesel karasularında
işbirliği yapılmasının altyapısını oluşturuyor bu madde. Son olarak Etiyopya'daki reformlar genel olarak başarıya ulaşırsa, aynı yolda devam ederse raydan çıkmadan, hem daha iyi ekonomik kalkınmayı getirecek ve aynı zamanda da diğer ülkelerin desteğini sağlayacak. Etiyopya ve Eritre, bu bölgede Somali, Etiyopya ve Eritre var. Sudan ikiye bölündü. Etiyopya ikiye bölündü. Eritre ve Etiyopya. Somali ikiye bölündü. Bunlar bu bölgedeki isyanları desteklenerek bu hale getirildi. Bu yüzden bölgedeki isyanlarla ilgili problemlerin sona ermesi çok önemli. Eritre üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı. Sudan üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı. Ve bu da bu devletler arasındaki çatışmaların sona ermesi anlamına gelecek. Dolayısıyla da Birleşmiş Milletler gitmeyecektir, Çin gitmeyecektir, Fransa da gitmeyecektir. Fakat umut ediyorum ki diğer ülkeler, bölgede üssü bulunan diğer ülkeler bu bölgeyi terk edeceklerdir diye umut ediyorum. Peki Türkiye'ye etkileri nelerdir bunun? Bunlarla ilgili de çok kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. Müzeyyin ve İbrahim Türkiye'nin bölgede neler yaptığından bahsetti. Ben Afrika ile ilgili, Türkiye'nin Afrika'da bulunması ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. 1996'da Addis Ababa'da ilk defa olarak bir elçilik açıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra da vardı bu ilişkiler. Afrika politikası Türkiye'nin 1998'de açıklandı ve 2005'i Türkiye Avrupa yılı ilan etti ve o yıl Erdoğan hem Etiyopya'yı hem Güney Afrika'yı ziyaret etti ve Afrika Birliği'nde gözlemci statüsü kazandı Türkiye'ye. Burada stratejik ortak Afrika Kalkınma Bankası'nın üyesi haline geldi Türkiye ve bu Türkiye için son derece önemli. Afrika grup halinde bütün Afrika ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin üyesi olması için Türkiye lehinde oy verdi. Bütün Afrika ülkeleri blok olarak. Çünkü Erdoğan şunu söylemişti. Burada Erdoğan dünya beşten büyüktür demişti. Buradaki temel fikir buydu. Altta yatan fikir buydu. Bu sayede bu ülkeler seslerini duyurdu. Ve aslında Türkiye Somali'nin en iyi arkadaşı. Bunu seviyorum. Erdoğan Somali'ye giden, Afrika dışından giden ilk yabancı devlet başkanıydı. Fakat bu bir ihtiyaç anındaydı. Bir yoksulluk, açlık, kıtlık çekilen dönemdeydi. Ve burada El Şabah'tan veya hiç kimseden korkmadan gitti. Ve Somali halkına destek gösterdi. Bu yüzden Somali halkı Türkiye'ye Türk halkını seviyor ve burada kişi olarak yardımlar, bağışlar yapıldı. Bu yüzden Erdoğan Somali halkının her zaman kalbinde kalacaktır. Çünkü Türkiye ihtiyaç duydukları zaman Somali'ye giden tek ülkeydi. Bu bölgeden Türkiye'yi çıkaramazlar. Bu çok bariz sebeplerden ötürü. Şimdi aslında Türkiye'nin en büyük askeri üssü Mogadişu'da bulunuyor. Yılda 1000 askeri personel, Somali askeri personeli eğitim veriliyor. Ben siyaset bilimi çalıştım ve bunlar aslında askeri üs değil, askeri eğitim tesisi Somali halkı için, Somaliler için. Yani burada düşünecek olursak Türkiye üç açıdan gücünü yansıtıyor. Doha, Mogadişu ve diğer bir bölgeden. Fakat bunun böyle askeri olarak böyle olmadığını düşünüyorum. Bir başka nokta daha var. Türkiye üç gücü bir araya getiriyor. Hükümet bulunuyor, özel sektör bulunuyor ve aynı zamanda insani yardım kuruluşları da bu bölgede bulunuyor. Etiyopya'da bulunuyor. Türk Hava Yolları bu bölgeye Mogadişu'dan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketiydi. Bu sayede bir hava yolu uçuş bağlantısı kurulmuş oldu. Burada bazı yapılan çalışmalar, yapı merkezi şirketi Etiyopya ve Tanzanya'da işler yapıyor. Albayrak şirketi yine Mogadişu limanında çalışmalar yapıyor. Peki şimdi bölgesel
Şimdi Afrika boynuzunda güçler dengesi kurulduktan sonra hangi birliktelikler mevcut bu bölgede? Bu bölge Afrika'ya açılan kapı. Bu yüzden Türkiye'nin burada bulunması çok önemli bir fırsat Türkiye için. Aynı zamanda Türkiye'nin pozitif bir rolü olabilir Somali'deki devlet oluşturulmasında. Çünkü bu diğer güçlerin burada, diğer devletlerin burada bir etkisi yok. Dolayısıyla Türkiye buna yapabilir. Ve yine Türkiye İGAD'da da temsil ediliyor. Afrika Kalkınma Bankası'nda Türkiye bir üye. Aynı zamanda Afrika Serbest Ticaret Alanı'nda da. Şimdi Afrika'nın zamanı. Ben pan-Afrikanistim ve şimdi Afrika zamanı. Herkes Afrika'ya gidiyor. Türkiye tam olarak Afrika'da bulunursa hem Türkiye'nin faydasına olacaktır hem Afrikalıların faydasına olacaktır. Ve bu yüzden bu bölgesel entegrasyon ve ABİ'nin gündemi bu yüzden önemli. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin problemi şu. Bölge çapında politikaları yok. Bu bölgeler arasında barışın kurulması Türkiye'nin bütün bölgeyi kapsayan bir politika geliştirmesini sağlayabilir. Her yerde büyükelçiliklerinin, konsolosluklarının olması Türk diplomasisi açısından faydalı olacaktır. Birazdan bu konuya, daha sonra bu konuya değineceğim. Türkiye çok önemli bir kalkınma partneri ve aynı zamanda negatif tarafları da var tabii ki Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Addis Ababa ile çok dostane ilişkiler geliştiriyorlar ve çok bariz sebeplerden ötürü Türkiye'nin burada varlığının büyümesini istemiyorlar. Lider bir Türkiye, burada Müslüman bir ülke. Ve bu Birleşik Arap Emirlikleri de Müslüman bir ülke ve burada Birleşik Arap Emirlikleri her mümkün olan her etkiyi göstererek Somali başkanı, devlet başkanını etkilemeye çalışıyorlar. Ve şu anda federal eyaletler ve merkezi devlet arasında şu anda bir çatışma var Somali'de. Bu sorun nasıl aşılacak bundan emin değilim fakat. Burada son bir slide göstereceğim. Neredeyse sözlerimin sonuna geliyorum. Başbakan Abiy Somali liderini Addis Ababa'ya ve Mogadishu konusunda çalışmak için, Mogadishu ile çalışmak için Addis Ababa'ya davet etti. Ve bu kişi de, yani Somali Devlet Başkanı da Somaliland'da bunu kabul etti. Eğer Türkiye bu daveti yapmış olsaydı Katar emirinden bu istenmiş olsaydı Somali burada güçsüz bir durumda olacaktı. Avrupa donanması olacaktı ve bu bölgede bir sorun yaşanacaktı. Bu yüzden Etiyopya bölgesel barışın sağlanması anlamında elinden gelen her şeyi yapıyor ve bu anda Türkiye'nin de buna dahil olması gerekiyor. Çünkü bütün pozitif güçler o Türkiye'nin tarafında. Şimdi bazı yorumlarıma geçmek istiyorum. Türkiye'nin bu boynuzda, Afrika boynuzundaki müdahalesi bulunmasının güçsüz yönlerinden bahsetmek istiyorum. Somali'de Somali halkı Türklere süper güçmüş gibi bakıyor. Yani Türkiye'yi farklı bir dünyaymış gibi görüyor Somaliler. Dolayısıyla Somali'de Türkiye'nin çok büyük bir ismi var ama bu isme yaraşacak kadar iyi şeyler yapmıyor. Bu Afrika boynuzu Türkiye'nin politikasında bile değil. Türkiye Suriye ile meşgul, başka işlerle meşgul. Afrika boynuzunu unutuyorlar ve bu bölgede konusunda uzmanları yok. Uzmanları olmadığı için ne yapmaları, ne zaman ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Mesela Etiyopya'da değişim gerçekleştiği zaman Türkiye bu rejimle ilgili hiçbir şey bilmiyorlardı. Kimin kim olduğundan bile Türkiye haberdar değildi. Bu çok önemli. İkinci nokta şu. Türk elçiliğinde oraya en son gittiğimde güldüm. Sadece iki memur var. Afrika'daki Türkiye'nin en büyük diplomatik merkezinde, dünyada da en büyük dördüncü galiba, sadece Türkiye'nin İki memuru var. Bütün bu bölgeden sorumlu olan. Bu da hiç işe yaramıyor. Bir başka noktada kapsamlı bölgesel politikası yok Türkiye'nin. Eğer
diğer partnerlerle de çalışırlarsa, mesela AB gibi, AB'nin olması bölgesel örgütler için iyi. Bu bağlamda Türkiye AB ile birlikte çalışırsa bu konu üzerinde çok önemli olacaktır ve Türk şirketlerinin yatırımları var bölgede. Ve şunu söylemek istiyorum. Dünya Etiyopya'ya doğru koşuyor. Türkiye nerede? Bu soruyu sormak için Türkiye yerine bayrağı koydum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yes. Thank you very much, Idris. It was rather enlightening. Yani bıraktığı yerden de artık inşallah sesimiz işitilir de Türkiye'de Etiyopya'ya gidenlerden, yeniden gidenlerden olur. Evet, şimdi siz Haziran'a dönelim. Fazla vaktimiz de kalmadı zaten. Eğer sorularınız varsa kısaca kim olduğunuzu ve kime yöneltmek istediğinizi ifade ederek sorularınızı alalım. Buyurun lütfen. Şu en önde var Hande. En önde. Herkes merhabalar. Thank you very much hocam. And it's always a great pleasure to come to SETA. I am Dr. Ngwa from Hildirim Biazi University and just graduated a PhD. Ben de doktor öğrencisiyim, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden geliyorum. Yani burada olmaktan çok mutluyum ve benim aslında doktora tezimin konusu Afrika'da Türkiye'nin Türk algısı, yani Afrikalılar temel itibariyle de Türkiye ile ilgili nasıl bir algıya sahipler, bu noktada çalışıyoruz. Bu çalışma gerçekten çok önemli bir yolu başlattı. Benim belki çalışmamı %75'ini çözüyor bu çalışma. Yani Afrika'da Türkiye'nin algısı nasıl? Etiyopya gerçekten stratejik bir liman, merkez bu alanda baktığımız zaman. 2014 yılında bu noktada karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirmiştik. Afrika boynuzunda Türkiye, Çin ve bu ülkeler ekseninde Afrika'daki algılarına ilişkin bir çalışma gerçekleştirmiştik. Bu noktada da 4-5 yıllık bir Türkiye'nin aslında Afrika üzerindeki potansiyeli nasıl daha fazla artabilir, geliştirebilir, bunun üzerine çalışma yapmıştık. Bu panelde aslında bunu oldukça önemli ölçüde ele alıyor. Bir soru sormak istiyorum. Aslında ilk katkı olarak şunu söyleyeyim ya da bir gözlemle değinmek istiyorum. Son konuşmacının yapmış olduğu gözleme, Sayın Murinra dedi, aslında bütün konuşmaları bu noktada şundan bahsetti. Mesela işte Etiyopya Başkanı vesaire vardı, Türkiye Cumhurbaşkanı neredeydi gibisinden. Yani gerçekten aslında bunun altında şu yatıyor. Yani hangi stratejilerin ortaya konması gerekiyor? Hangi politikaların ortaya konması gerekiyor Etiyopya ile ilgili ve stratejik anlamda bu önemli bir durum. Etiyopya'nın sahip olduğu konum Avrupa Afrika bölgesinde ve entegrasyon noktasında dünya belki üçüncü en büyük ortak aslında Türk-Afrika zirvesinde. Etiyopya üçüncü büyük rolü oynayan ülke. Ya bu noktada reformların da ortaya konmasıyla birlikte Afrika Birliği'nin siyasi sermayesi Etiyopya'dan geliyor büyük ölçüde. Etiyopya çok büyük rol oynuyor ve Türk-Afrika formunda Etiyopya çok büyük rol oynuyor. Türkiye'de belki bu forumun gerçekleştirilmesi çok önemli olacaktır birlikte. Nasıl çalışacağız, neler yapabiliriz, birbirimizle işbirliğini daha fazla nasıl arttırabiliriz, bu bölgeye barışı daha fazla getirmek için ne yapabiliriz? Buna bakmak gerekiyor. İlk gözlemim ve panele katkım bu yönde olacak. Sormak istediğim soru da şu. Stratejik önem. Etiyopya'nın stratejik önemi. Siyasi öneminden bahsettik. Bölgesel entegrasyon öneminden bahsettik ama
stratejik önemi unutmamamız gerekiyor. Etiyopya boynuzda yer alıyor. Afrika boynuzunda yer alıyor ve suyu kontrol ediyor, denizleri kontrol ediyor. Eğer bunu kontrol ettiğiniz zaman otomatikman gelişimi, kalkınmayı da kontrol edersiniz. Benim sorum burada. Hangi stratejik önemi bu deniz yoluna vermek gerekiyor Etiyopya noktasında? Bunu sormak isterim. Bir katkı ve bir soru. Başka var mı? Olan yok şimdilik herhalde. Bu bile gösteriyor. Demek ki Etiyopya konusunda fazla bilgimiz olmayınca merak ettiğimiz şeyler de az oluyor. Aramızda ama bir bölge uzmanı çıktı en azından. Sorusunu sordu. Ben isterseniz onun cevabını her birinizden almaya çalışayım. İdris, başlayalım. Bu arada özür dilerim. Bizim konuşmacılarımız Türkçe biliyor. Fakat sunumlarını çok rahat hissetmedikleri için kendilerini İngilizce de yaptılar. İnşallah bir sonraki faaliyetimizi eğer düzenlersek, şimdi bir pazarlık yapıyoruz. Sunumlarını artık Türkçe yapacaklar. Biz sadece Türkçeden İngilizceye tercüme edeceğiz. Buyurun lütfen. Thank you very much. Interpretation will be done only into English. Çok teşekkürler. Çok iyi bir gözlem oldu. Yani Etiyopya'nın stratejik önemi nedir noktasında. Aslında bu herkesin bunu dikkate alması gereken çok önemli bir soru. Zaten Etiyopya gerçekten bu bölgeyi güvenli tutabilecek tek ülke Etiyopya aslında doğal anlamda da baktığınız zaman. Çünkü Etiyopya en stratejik ülke bu bölgede. Mısır'ı saymazsak yani Etiyopya en stratejik ülke diyebiliriz. Jeopolitik anlamda bu bölgede aynı zamanda Afrika için çok önemli bir çıkış stratejisi ortaya koyabilir. Bu başka bir sunum noktası aslında ama temel itibariyle böyle söyleyebilirim. Sorduğunuz soru için de teşekkür ediyorum. It's also important to add that it has just come to my mind. Ethiopia is the heart of African Horn, which was set by Idris, but unfortunately there is no sea in this horn. There is no sea extension, unfortunately. Very likely the European countries, colonists... İdris öyle söyledi, bir donanma inşa etmek istiyor ama denize kıyısı yok. Tıpkı Bosna Hersek'te olduğu gibi. Neyse. Müzeyyen, buyurun. Bosna Hersek'te, yes. The floor is yours. Evet, İdris zaten söyledi. Etiyopya'nın stratejik önemini belirtti bu bölgede. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Afrika boynuzu bölgesi istikrarsızlıklardan muzdarip bir bölge. Bu istikrarsızlıklar temel itibariyle bütün bölgeyi etkiliyor. Bazı istikrarsızlıklarda işte Körfez bölgesinden geliyor ve çevreleyen diğer bölgelerden kaynaklı ortaya çıkıyor. Şu an Yemen'deki mevcut durum mesela örnek verilebilir. Bölge içinde bulunan ve bölge dışındaki belli güçlerin burada kaos yaratması vesaire gibi durumlar var. İstikrarsızlığa neden olan çeşitli durumlar söz konusu. Bölgedeki istikrarı sağlayabilmek için bölgesel kuruluşlar, İGA gibi mesela, önemli rol oynuyor. Merkezi roller oynuyorlar. Bu çerçevede finansman sağlanması, çeşitli işte başka noktalar, İGA gibi ortaya konulan noktalar, petrol vesaire birçok şey merkezi anlamda Etiyopya'yı stratejik önemi noktasında daha güçlü konuma getirecektir. Jeopolitik anlamda, bölgede istikrar sağlamak anlamında ve barışı ve kalkınmayı devamlı kılmak noktasında sağlayacaktır. Bunu ekleyebilirim. Thank you very much. Minure,
Çok teşekkürler. İdris ve Müzeyyen zaten cevapladı. Ben de şunu ekleyebilirim. Eğer Afrika boynuzu stratejik bir bölge ise Etiyopya da çok büyük bir stratejiye sahip. Çünkü bu belki şans eseri de değil. Bildiğiniz üzere en büyük askeri üsse sahip Etiyopya. Bu nokta Eritre'ye bakacak olursanız, Etiyopya ile barış yapıldıktan sonra Birleşmiş Milletler yaptırımları bırakıldı bir kenara ve ciddi manada bir saldırı ortaya konmuş oldu. Cibuti yine aynı şekilde. Mesela Cibuti'de bile işte sebze, su vesaire dahil Etiyopya'dan geliyor. Yani bu çerçevede baktığınız zaman bütün boynuz açısından Etiyopya çok büyük rol oynuyor. Farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Tamam. Etiyopya'nın stratejik olarak bölge için işte bulunduğu yer falan bunun bir önemi var. Fakat daha da ziyade bence şu şey çok önemli. O sömürgecilik geçmişi dedik ya. Şimdi Etiyopya'nın bir tarihi birikimi var. Yani ta Aksum Krallığı'ndan başlıyor. Bir medeniyeti var, bir kültürü var. Bu medeniyet diğer Afrika ülkelerinde çok fazla yok. Afrika'nın aslında, Etiyopya'nın aslında en stratejik yönü kendi insanı. Eğer Etiyopya o kendi insanı arasında bir bütünlüğü yakalayabilirse, Afrika'nın ileride en güçlü ülkesi ve götüren ülkesi olacaktır, lider ülkesi olacaktır. O güç Etiyopyalıların kendilerinde. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bütün dört konuşmacıya da anlaşılan o ki biz Afrika'yı konuşmaya devam edeceğiz. Biz konuşmasak da Afrika kendini konuşturmaya devam edecek. Ben ikinci kısmı daha çok önemsiyorum. Afrika kendisini sadece Türkiye'de değil, bütün dünyaya konuşturacak. Dolayısıyla 21. yüzyıl ne asrı olacak, kimin asrı olacak tartışmaları çok yapılıyor. Ben Afrika'nın da hak ettiği yeri bu yüzyıl içerisinde alacağına inanıyorum. Öyle bir temennide bulunuyorum. Ve hem konuşmacılara hem de size çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hayırlı günler, başka bir panelde görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.